Merhaba arkadaşlar. Bugün hiç bilmeyenler için iğne oyası zürafa yapımını göstermek istiyorum. Önce iğne oyasına başlamak için tabii ki iğnemize ipimizi geçiriyoruz ve kurtmaşımızı alıyoruz. Öncelikle sabitlemek için iğnemizi kumaşa geçiyoruz şu şekilde. Ve iğnemizi, ipliğimizin ucunu tutuyoruz. Aynı yerden, bakın. Aynı yerden ipimizi geçiriyoruz ve şu şekilde sabitliyoruz. Bakın, sabitledik. Hiçbir şey olmaz. Sonra ipimizi tekrar kumaşımıza, bakın şu şekilde kumaşımıza geçirdik. İğne oyasında önemli olan arkadaşlar, şu kumaşta sabit olan ipimizin her daim iğnemizin üzerinde olması. Ala temellerinden biri budur. İpimiz, kumaşa sabit olan ipimiz iğnemizin üzerinde. İğnemizde sabit olan ipimiz ise şu şekilde iğnemizin altından, bakın, bir ve iki kere geçir doladık. Sonra bu şekilde ipimizi buraya sıkılaştırıyoruz. Şimdi ikincisine geçecek olursak, tekrar iğnemizi kumaşımıza geçiriyoruz. İlk başta dediğim gibi kumaşta sabit olan ip, bu ip daima iğnenin üzerinde. İğnede sabit olan ise daima ipi iğnemizin altından bir ve iki ve çekiyoruz. Bunu buraya sabitliyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrar yapacak olursak, iğnemiz kumaşa geçiyor. Kumaşımızda sabit olan ipimiz iğnenin üzerinde. İğneye sabit olan ipimiz ise iğnemizin altından iki kere doluyor ve çekiyoruz. Bakın, çektik. Şu şekilde zürafalarımız. Tekrar yapacak olursak, iğnemizi kumaşa geçiriyoruz. İğnemizde sabit olan ipimizi iğnemizin üstüne geçiriyoruz. İğnemizde sabit olan ipi ise iğnemizin altından bir ve iki kere doluyoruz. Bakın. Şu şekilde sabitliyoruz. Tekrar yapacak olursak arkadaşlar, İğnemizi bu şekilde kumaşa geçiriyoruz. Kumaşta sabit olan ip iğnemizin üzerinde. İğnemizde sabit olan ip iğnemizin altından bir ve iki kere. Bu şekilde, bakın, sabit. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bu şekilde zürafalarımızı ardı ardına yapıyoruz.